Uluğ Bey sayılı İslam astronomlarındandır. 1394'te Güney Azerbaycan'ın Sultaniye şehrinde doğdu. 1449'da Semerkant'ta vefat etti. Asıl adı Mehmet Taragay'dır. Meşhur Aksak Timur'un torunudur. Babası ise Şahruh Mirza'dır. Uluğ Bey daha 3 yaşındayken ilim aşığıydı. Bu aşkı ilme ve güzel sanatlara meraklı olan babası Şahruh aşılamıştı. Uluğ Bey daha 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Arapçayı mükemmel bir biçimde öğrendi. Daha gençliğindeyken kendini matematiğe verdi. Bu hususta en müşkil meseleleri bile çözerdi. İlimle uğraşmayı kendine zevk edindi. Yazdığı Zîtçe'de ihtiyar olmasına rağmen, saçları ağarmayan, din ve millet iltifatlarına rağmen üzerine toz düşürmeyen ilim hikmettir der ve bu ilimleri medeni hayatın ürünü olarak kabul ederdi. 1409'da hükümdar olan Uluğ Bey kendini idarecilikten çok ilme vermişti. Sarayını bir akademi haline getirdi. Zamanın meşhur bilginlerini topladı. Ortaya bir kısım neticeler atıp tartışmalar açtı. Sarayı matematik ve astronomi bilginlerinin olduğu kadar sanatkar, şair ve ediplerin de toplantı yeriydi. Fen sahasında incelemeler yapmak üzere Çin'e heyetler gönderdi. Zamanın en büyük bilgini olarak ün salan Uluğ Bey, vaktinin çoğunu rasathanede geçirir, güneş sistemini ve yıldızları bitmez tükenmez bir aşkla incelerdi. Onun ilme düşkünlüğünü şu sözü anlatmaya yeter. İlmin hakim olduğu bir ülkede ilimle uğraşan bir kişi olmayı hükümdarlığa tercih ederim. Bütün ilim dünyasında isminden hala söz ettirebilen Uluğ Bey, çağının en büyük astronomu idi. Dünya tarihinde ise en büyük astronomlardan biridir. Tarihe 15. yüzyılın astronomu olarak geçmiştir. İlim dünyasında öylesine etkili olmuştu ki, Tycho Brahe gibi ünlü astronom çalışmalarını onun eserlerine dayandırma zorunluluğunu hissetmişti. Gıyasettin Cemşit ise onun hakkında şöyle der: "Hükümdarların en büyüğü, en adili, en merhametlisi, en alimi, milletlerin sahibi, Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, Doğu ve Batı'nın hükümdarı." Bu sözler Uluğ Bey'in devlet adamı olduğu kadar ilim adamlığında da ne kadar büyük bir kişiliğe sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Orta Asya tarih ve coğrafya mütehassısı Fransız bilgin Fernand Grandt da Uluğ Bey ruh ve zeka bakımından dikkate değer bir insandı. Usta bir şair, alim, bir din adamı, yüksek bir matematikçi idi der. Batı ilim dünyası onu çağının en büyük astronomu olarak görür. Onun hatırası günümüzde bile hala canlılığını korur. Merkezi Amerika'da bulunan Milletler Arası Astronomi Derneği, ayın görünen bir bölgesine onun adını vermiştir. Burası bugün Uluğ Bey krateri adıyla anılmaktadır. Uluğ Bey'in çalışmalarını matematik ve astronomi sahasında olarak iki grupta toplayabiliriz. Uluğ Bey önce trigonometri üzerinde çalışmalar yaptı. Çünkü astronomi ile ilgili çalışmaların temelini trigonometrik esaslar teşkil ediyordu. Daha başlangıçta bir derecelik yayın sinüs değerini hesapladı. Kendisinden önceki doğulu ve batılı bilginlerin tahmini ve takribi çalışmalarını terk etti. Cebir ve geometriye dayalı bir hesaplama esası tespit ederek trigonometride yeni bir araştırma çığırı açtı. Ayrıca Uluğ Bey'in astronomi ile ilgili kitabı da Avrupa dillerine çevrilmiş ve 20. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. Bunlardan başka Uluğ Bey bir de Rubu daire yapmıştı. Beyruni'nin 7,5 metre çapındaki Rubu dairesine, yani duvar kadranına karşılık Uluğ Bey 40 metre çapında ve Ayasofya Camii yüksekliğinde bir Rubu daire yapmıştı. Bu alet dürbünler icat edilinceye kadar gözlem işlemlerinde kullanılmıştır. Ayrıca Uluğ Bey bizzat Südüs-i Fahri isimli bir meridyen aleti yaptı. Uluğ Bey bir de büyük bir kütüphane kurdu. Kütüphanenin bazı kitapları İstanbul ve Avrupa'daki İslam yazma eserleri toplamalarında bulunmaktadır. Aynı zamanda büyük bir avcı olan Uluğ Bey, Türkistan'da kuş çeşitlerine dair bir eser tertip etti. Fakat bu eseri günümüze kadar gelememiştir. Uluğ Bey sanat dallarında bilhassa Çiniciliğe önem verdi. Çin'den getirttiği nadide vazo ve bazı eserlerle Kühek'teki Çini Sarayı'nda bu tip sanat eserlerinin koleksiyonunu yaptı. Yardımcısı Ali Kuşçu da sık sık Çin'e gönderdiği
sefaret heyetleri içindeydi. Kısaca Ulu Bey sadece İslam dünyasının değil, bütün ilim dünyasının seçkin bir siması olarak hala anılmaktadır. Ulu Bey'i dünyaya tanıtan astronomi alanındaki bilgisi bu konuda verdiği eserler olmuştur. Onun en ünlü eseri Semerkant'ta yaptırdığı büyük rasathanesidir. Zamanımızdan 550 sene kadar önce yapılan bu rasathanedeki çalışmalar çağımızın astronomi çalışmalarına dahi ışık tutmaktadır. O zaman yapılan hesaplar günümüzün astronomik hesaplarına tıpatıp uymaktadır. İbn-i Tikata, Türkler edebiyat ve felsefe ilimlerinden daha çok matematik, siyakat, tıp ve astronomi gibi ilimlere ehemmiyet verirlerdi der. Ulu Bey, Türklerin bunu nasıl gerçekleştirdiğini şahsında en güzel bir biçimde göstermiştir. İlimlerin öğrenilmesi için binalar yaptırdı. Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu Buhara ve Semerkant'ta kendi adına medreseler kurdurdu ve Semerkant medresesinde kendisi de bizzat hocalık yaptı. Ulu Bey, 1417-1421 yıllarında tamamlanan Semerkant Medresesi'nde Bursalı Katızade Rumi'yi Şeyhül Müderris'in yani rektör yaptı. Medresenin dört ayrı köşesinde inşa ettirdiği her dershane için de ayrıca müderris tayin etti. Medresede okuyan öğrencilerin sayısı 100'den fazlaydı. Ulu Bey, İlhanlılar ve daha sonra Gıyasettin Cemşit zamanında yapılan rasatları yeni baştan inceledi, kontrolden geçirdi. Yeni rasatlar yaptı. Bu da tam 12 yıl sürdü. Fakat Ulu Bey bizzat kendi idaresi altında yapılan ilmi çalışmaların neticesini ancak 1437'de alabildi. Kendi adıyla anılacak olan dev eseri Ulu Bey Zici bu çalışmaların tek ve en önemli ürünü olarak ortaya çıktı. Ulu Bey'in hazırladığı bu Zici devrin ilmi esaslara dayanan yegane cetveliydi. Gerçi bu Zici ilk Zici değildi. Fakat önceki ziyicilerde çeşitli rasat ve hesaplama hataları vardı. Hem de yıldız sayıları çok az tutulmuştu. Ulu Bey zilci yani yıldız kataloğu ise önce ziyicilerin eksikliklerini tamamlıyor, yanlışlarını düzeltiyor, yıldızların hareketlerini daha mükemmel gösteriyordu. Bugün bile Kandili Rasathanesi'nde hicri ve kameri ay başlarının hesaplanmasında kullanılan kriter Ulu Bey zilcinden faydalanılarak yapılmaktadır. Farsça yazılan Zic, 1665 tarihinde İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde basıldı. Avrupa dillerine tercüme edildi ve ilim adamlarının ellerinden düşmez oldu. Zic'in Farsçası 1842'de, Fransızca tercümesi de 1853'te Sedilot tarafından neşredildi.